Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber ya? İyidir. Nasıl geçti balayı? Gitmemişler ki. Aa, nasıl yani? Neredeydiniz? Ya alternatif balayı programı yaptık. Civarlardaydık işte. Enteresan. Sen de kocan oymuşsun yani. Teessüf ederim gelin hanım. Aslında ben de öyle olmasını istedim. Yani ikimiz de fazla uzaklaşmak istemedik. İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar. O ne ya elindeki kız? Hediye mi aldın bize? Evet, size hediye aldım. Nasıl? Çok güzeller değil mi? Aşk olsun Ali'cim ama ya. İnsan ailesinden saklar mı bebek beklediğini? Tebrik ederim bu arada Melek'cim. Kaç aylık bebiş? Yeni değildir herhalde. Ali, evladım böyle güzel bir haberi neden sakladın bizden? Benim için çok müjdeli bir haber. Baba, biz biraz utandık, çekindik öyle. O yüzden söyleyemedik de. Bunun heyecanını önce bir biz atlatalım dedik. Duruma bir alışalım, ondan sonra söyleyelim dedik de. Maşallah hiçbir şey de kaçmıyormuş be sizden. Şaşırdık canım, biz de siz ne ara yaptınız ki bu bebişi? Sana ne Sude? Hı? Ne ara ne demek ya? Bırakın da biraz karı koca özelimiz olsun bizim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Doktora göründünüz ama değil mi? Kaç aylıkmış bebeğiniz? Göründük Şayek Hanım. Daha yeni, çok yeni. 5 haftalık dedi doktor. Enteresan. Bakalım hanginizin bebeği daha çabuk doğacak? Ben biraz kendimi yorgun hissediyorum. Odaya gidip dinlensem iyi olacak. Hadi kızım. Sen çık dinle. Ben de dinleneyim biraz. Yol yorgunuz ya biz. Biraz yatalım. İyi geceler oğlum. Of Ali, of anladılar işte. Kızım sakin ol ya. Sakin ol. Bak eğer sakin olursan hiçbir şey anlamayacaklar, tamam mı? Halledeceğiz. Ali nasıl halledeceğiz? Nasıl? Söylesene bana. Sude geçmiş imalı hangi ara yaptınız diyor. Şayka tutturmuş kaç aylık diye soruyor. Nasıl olacak? Bak tamam dinle. Panik yapma. Eyvallah tamam şüphelenmiş olabilirler ama ispatlayamazlar ki kızım hiçbir şeyi. Ha? Ben doktorla da konuşacağım. Merak etme sen. Gerekirse sahte rapor falan çıkarttıracağım. Bebeği de 5 haftalık olarak bilecekler. Tamam? Ya öğrenirlerse babasının Bulut olduğunu? Çocuğun babası benim. Ölene kadar da öyle kalacak. Bir daha adamın adını benim çocuğumla aynı yerde anma. Tamam. Peki doğumda ne söyleyeceğiz Ali? Erken doğum diyeceğiz. Erken doğum diyeceğiz. Öncesinden de hazırlayacağız. Ya o kadar kolay mı Ali ya? Hepsinin gözü üzerimizde olacak. Açık arayacaklar. Bak biz evlendik seninle. Ben sana evlenme teklif ettim.
Bir yuva kurduk beraber. E şimdi de çocuğumuz olacak seninle ya. Bu mutluluğu kimsenin bozmasına izin vermem. Tamam mı? Güven bana ya. Hı? Kimse bozamaz bu mutluluğu, anladın mı? En başta ben varım bir kere senin yanında. Anladın mı? Bizim bir bebeğimiz olacak. Kaç aylık bebiş? Yeni değildir herhalde. Haberi alınca çok mutlu oldum bakıyorum. Bundanmış Ayka. Torunum olacak, dünya gözüyle seveceğim. Ölsem de gam yemem artık. Dede olacağını ilk defa öğrenmiyorsun. Sude de hamile biliyorsun. Güzel işte. İki tane torun seveceğim. Hayatta başka daha ne istedim ki? Bu mutluluğunun bir kısmını hiç olmazsa kızına da hissettirebilseydin keşke Ferman'cığım. Ya Şayka, azıcık mutlu olduğumu gördün ya, illa bir nifak sokacaksın. Ben oğluma da kızıma da gerekli hassasiyeti gösteririm. Sen kendi işine bak. Yalan mı söylüyorum? Yanlış konuşuyorsun Şayka. Evet, oğlum eve geldiğinden beri yüzüm gülüyor. İçimi yaşama sevinci kaplıyor. Ama yok. Sen illa bir gerginlik yaratacaksın, öyle rahat edeceksin. Haksızlık yapıyorsun Ferman. Bana da kızıma da haksızlık yapıyorsun. Ben sadece bunu hatırlatmak istedim sana. Ben zaten haksızlığı zamanında oğluma yaptım. Eğer kızıma böyle davranıyorsan bunun sebebi sensin. Rica ediyorum, sözlerine dikkat et. Eğer oğlumu da kendi öz evladından ayırmasaydın durum farklı olurdu. Seni de mi uyku tutmadı? Anne. O kadın yalan söylüyor. O çocuk Bulut'ta. Kesin Bulut'ta. Dua et de öyle olsun Sude'cim. Şaka mı yapıyorsun anneciğim sen? Eğer gerçekten dediğin gibiyse baban onları kapıya koyar. E böylece biz de yeni bir varisten kurtulmuş oluruz. Fena mı? Anneciğim sen ne dediğinin farkında mısın acaba? Ha? Bulut bana tekrar ilgi göstermeye başladı. Hamileyim diye. Aptal kafam, aptal kafam. Ben nasıl yaparım böyle bir şeyi? Nasıl yaparım? Madem Bulut'un öğrenmesini istemiyordun, ne diye şov yaptın herkesin yanında? Bilmiyorum. Durduramıyorum kendimi, duramıyorum. Sonra pişman oluyorum, biliyorsun beni. Sana ilaçlarını bırakma demiştim Sude. Çocuk gerçekten Ali'dense, babanın vasiyetini gördün. Miras da vasiyet de benim umurumda mı zannediyorsun ya? Ayrıca o çocuk Ali'nin değil. Tamam mı? O çocuk Bulut'un çocuğu. Ve Bulut'un bir tek çocuğu olmalı, o da benim karnımdaki. Anlatabildim mi anneciğim? O zaman çık yukarı, kocanla konuş. Bu pisliği de temizle. Pembe gözlük alacağım yarın sana. Niye? Pembe gör diye.
Bu kadar karanlık değil kızım dünya. Neyi düşünüyorsun öyle kara kara? Değil mi sence? Değil tabii. Ben mesela şu an karşımda dünyalar güzeli bir kız görüyorum. Gözleri derin bakan, yarınları umutla dolu olan. Aşk olan, aşk işte aşk. Öyle bir kız görüyorum ben. Ama işte sen de biraz da bize baksan. He? Yani o kadar yakışıklı bir adam değiliz ama... ...bizim de ışığımız vardır ya. He? Yok mu? Var. Sen olmasan ne yapardım Ali? Hiç bırakma beni, tamam mı? Hadi yatalım o zaman. Hadi uyuyalım, tamam. Ben de yatağın şu köşesine bir yerine kıvrılayım ya. Burada. Ha, şurada işte. Tamam, ne havalı havalı bakıyorsun ya. Mecburiyetten uyuyacağız. Sabah odaya girerlerse bizi öyle ayrı gari yakalamasınlar diye işte. Ondan sonra al başına bela. Hadi yatalım, tamam. Ne yapalım, çekeceğiz senin horlamanı, puflamanı. Saatler olsun. Sağ ol. Sude. Hani sen bugün Melek'e sordun ya, kaç aylık hamilesin diye. Hı. Bildiğin bir şey mi var? Bilmem. Aman neyse, boş ver bunları. Ver elini. Bak bakalım bebeğimiz ne yapıyor? Hareket etmez ki daha. Ama belki babası onunla ilgileniyor diye heyecanlanır, bir şeyler yapar. Uyumadın mı hiç sen? Uykum kaçtı. Söyleseydin beraber düşünürdük kara kara. Gel bakayım. Ya. Gel. Manyak seni. Gel. Ya ben hep düşünüyorum bu zengin evleri. Hani filmlerde falan hep böyle yatağa getiriyorlardı ya kahvaltıyı. Bize gelmiyor. Akşama kadar ölürüz kızım biz burada ya. Sonradan görmeleri yakışmaz diye gelmiyordur. Ben mi oluyorum o sonradan görme? Ben. Hı. Sonradan görme. Ali sonradan ya görmem. Yapma ya. Ya, ya dur. Gir. Affedersiniz. Ferman Bey sizi görmek istiyor. Ferman Bey beni görmek istiyor. Evet. Mümkün değil. Çünkü şu an karımla görüşüyorum. Dur. Ya Ali saçmalama. Gidecek söyleyecek tabii ki. Ferman Bey'e söyleyin, hemen geliyor Ali. Tamam. Manyak. Nerede kaldı? Ya Ali tamam bak, babam bekliyor. Babam bekliyor. Ali babam bekliyor. Hadi git hemen. Hadi bekletme. Yine ne yumurtlayacak acaba, çok merak ediyorum. Ya sen ne diyeceğim? Bugün işin erken biter mi? Bilmiyorum ki. Niye sordun? Hiç öylesine sordum. Tamam, sen git. Yiyip gideyim, geleyim o zaman.
Günaydın enişte. Günaydın. Senin ne işin var burada? Bulut, çıksana dışarı. Söyledin. Çocuk düştü demiştin. Kandırdın beni. Saçmalıyorsun şu anda. Lütfen dışarı çıkar mısın? O çocuk benim Melek. Biliyorum. Senin değil diye daha kaç kere söylemem gerekiyor? Bak şimdi Ali gelecek, her şey daha kötü olacak. Lütfen dışarı çık. Bak benim çocuğumu kimse sahiplenemez. Buna izin vermem. Vermeyeceğim. Anladın? Ali ile bizim bebeğimiz o. Yalan söylüyorsun. Hayır, yalan falan söylemiyorum. Lütfen dışarı çıkar mısın? Bak şimdi Ali gelecek diyorum. Her şey kötü olacak. Lütfen çıkar mısın Bulut? Yalvarırım. Bana oyun oynuyorsun. Oyun oynamıyorum. Ali her zaman yanımdaydı benim. Senin olmadığın, olamayacağın kadar yanımdaydı hem de. Hiç bırakmadı beni. İnanmıyorum sana. Sana daha önce de söyledim. Hayatımda biri var dedim. Mutlu olmaya çalışıyorum dedim. Ama inanmadın. İnanmıştım. Ama artık inanmıyorum. Çünkü Ali ile hamile olduğun için evlendin. Benim çocuğuma hamile olduğun için. Hayır. Çocuğumun babası da aşık olduğum adam da Ali. Hadi git artık karın ve çocuğunla ilgilen. Ne sen ne de Ali umurumda değilsiniz. Ama eğer o çocuk benimse, ki anladığım kadarıyla öyle, o çocuğu size bırakmayacağım. Ne haber baba? Merhaba, günaydınlar. Bugün üzerine güzel bir şeyler giy evlat. Yönetim kurulunun karşısına çıkacaksın. Vay. Bugün büyük gün diyorsun yani. Otursana. Dengeleri gözetmek lazım. Bulut yönetim kurulu başkanı ama yönetim kurulunda sen de beni bir üye olarak temsil edeceksin. Yani babanın koltuğunu devralacaksın. Eyvallah. Adil bir paylaşım oldu bence. Bulut'u da küstürmemek lazım tabii. Bugüne kadar iyi iş çıkardı, sağlam adam. Sağlam adam mı? Sağlam bir adam olabilir ama sağlam bir damat olamamış sana baba. Sude'yi çok üzüyormuş herhalde duyduğuma göre. Bazı şeylere Sude karar verecek Ali. Ben profesyonel düşünmek zorundayım. Peki ya ben de sağlam bir evlat değilsem? Hı? Yine profesyonel düşünecek misin? Eğer iyi bir patronsan kenarda oturmayacaksın. Değilsen oyunu başkaları oynar. Yüzümü kara çıkarma benim. Hayırlısı baba. İnşallah çıkarmam. De sen de bu para pul işlerine bu kadar takılma ya. Ha 3 kuruş fazla kazanmışsın, ha 3 kuruş aşağı kazanmışsın ya. Ne fark eder? İyi tamam. Neyse ben hazırlanayım o zaman. Hadi. Görüşürüz. Melek! Geldim, geldim. Hadi hemen giyin de kahvaltıya inelim. Ne oldu sana ya? Suratın kireç gibi. Bir şey olduğu yok canım. Bu halde mi ineceksin aşağı? Ne varmış halimde? Sinik, korkak, çekingen. Daha sayayım mı? Gül biraz, gül. Omuzlar dik. Ha. Aferin. Ali hadi ne olur hadi gidelim. Git hazırla. Desenize önümüzdeki sene 2 tane torun buralarda koşturup duracak ha? Ay evet ya ne güzel. Kardeş gibi büyüyecekler. Bize benzemezler inşallah Sude. Neden öyle diyorsun Ali'cim?
Bizimkisi kötü kaderdi. Ama bak, şimdi iyiyiz. Kocaman bir aile olduk. Sude, sen niye kahve içiyorsun? Çocuğa zararlı değil mi? Süt içsen süt. Vera. Evet. Süt verir misin Sude'ye? Tabii. Doğru söylüyorsun hayatım. Dikkat ederim. Teşekkürler. Bulut bebek olacağını öğrendiğinden beri bayağı değişti. E çocuk insanı değiştiriyor. Değil mi Ali? Tabii. Değiştirmez olur mu? Her şeyini değiştiriyor. İnsan bir düşünüyor tabii. Ben baba olmaya hazır mıyım? Baba olmayı hak ediyor muyum diye bir düşünüyor insan. Sude'cim, istersen Melek için de randevu al o yanında. Aa. Çok iyi bir kadın doğumcudur. Bizim var doktorumuz Şahin Hanım. Çok memnunuz. Sağ olun. Ya, öyle mi? Nerede? Levent'te. Nevzat Pamir adı. Aferin Ali'cim ya. Vallahi bak sen Melek'ten daha iyi gitsin bebekte. Evet. Çok iyi bir baba olacak. Oo, saat kaç olmuş? Çocuklar saat 10'da toplantı var. Geç kalmayalım. Biz çıkıyoruz. Hadi baba. Ne oldu sen, iyi misin? Yandın mı? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Tamam. Ben bir üzerimi değiştireyim. Geç. Sonunda baş başa kalabildik Melek Hanım. Senin ne işin var burada? Ne istiyorsun yine? Bana yalan söyledin. Hani çocuğunu düşürmüştün? Yalan malan yok ortada Sude. Melek, ben oradan salak birine mi benziyorum? O bebek Ali ile bizim bebeğimiz. Eminsin yani. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Kocanla yattın, tekmeyi yiyince Ali'yi denedin, öyle mi? Biri olmadı diğeri. Ha? Sen ne anlatmaya çalışıyorsun bana? Melek, hadi gidiyoruz. Geç kaldık. Hadi gidelim. Hadi. Görümcen seni sıkıştırıyor ha? Öyle tabii. Ne bekliyordun? Bugün toplantıdan sonra gideceğim, şu Nevzat Bey ile bir konuşacağım ya. Her şey beklenir kızım bizimkilerden. Biz işimizi garantiye alalım. Gidip bir şeyler sorarlar falan. Nasıl yani? Gidip doktora kadar soracaklar mı? Vallahi sorarlarsa ben şaşırmam. Bir kere bizim zaten Şahika gibi bir kadınla yaşarken ondan daha şeytan olmamız lazım. Anladın mı? Sen de birazcık gelin oluyorsun işte. Ne demişler? Gelin kaynanaya çekermiş. Sabah sabah yine ağzından bal damlıyor Ali. Kızım, ne dedik şimdi ya? Allah Allah, benziyorsun sen de birazcık. Bak sen kaşınıyorsun ha. Ali, beni babama bırakır mısın? Bırakırım tabii canım. Görüşürüz. Babacığım, nasılsın? Merhaba. Merhaba. Şimdi biraz ara verelim. Sonra yine devam ederiz Saffet amca. Hı hı.
İyi günler. İyi günler. Bugün benim doğum günüm babacığım. Niye aramadın beni? Normalde hep ararsın. Unuttun mu yoksa? Ha? Niye sarılmıyorsun bana? Niye iyi ki doğdun eşek sıpası demiyorsun? Darıldın mı yoksa bana? Düğüne gelmedin diye mi? Düğününe geldim ben senin kızım. Seni de yeni aileni de gördüm. O aile seni mahvetti. Karakolluk olduk. Sen mesleğinden, ben şerefimden oldun. Nasıl yaparsın bunu, ha? Nasıl onların gelini olabilirsin? Baba, ben bilmiyordum Ali'nin o adamın oğlu olduğunu. Bilsem zaten evlenir miydim? Sana söylemeye çalıştım. Olmadı. Neden gittin? Ha? Seni ortada bırakan adamla aynı evde mi yaşayacaksın, ha? Ali için gittim babacığım. Söz vermişti babasına, geri de dönemedi. Yok. Ben böyle bir kız yetiştirmedim. Onurunu her şeyden önde tutan bir kızım vardı benim. Bitti demiştin, ha? O adamla her şey bitti demiştin. Bitti zaten babacığım, bitti. Nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsun? Hiç mi tanımıyorsun kızını sen, ha? Artık tanıyamıyorum. Babacığım, ben Ali ile evlendim. Ben sıfırdan başlamak için evlendim onunla. Bulut umurumda değil artık. Sen de zaten zamanla anlayacaksın bunun öyle olduğunu. Benim zamanla anladığım her şey şu hastalıktan daha fazla yıktı beni. Yazık, çok yazık. Parayla her şeyi alabileceklerini sanan cibiliyetsizlerin yemi oldun sen. Baba, nasıl böyle söylüyorsun? Hiç kimseyi boyun eğmeyen bir kızım vardı benim. Artık yok. Baştan söyleyeyim, oğlum değişik biridir. Ama alışacaksınız. Aramıza hoş geldiniz Ali Bey. Dilerseniz şimdi kendisini anlatmasına izin verelim. Buyurun Ali Bey, söz sizde. Babasının hazır koltuğuna oturana şansı veren ben oluyorum. CV'm pek geniş değil. Garsondum ben. Bir lokantada garsonluk yapıyordum. Esnaf lokantasında. Arada bir de çorba pişirirdim işte. Kendi yetiştirdiğim malzemelerimden yapardım çorbamı. Çorba yapmak zordur. Yöneticilik kadar zordur hem de. Belki küçümseyeceksiniz. Hiç kimse küçümsemiyordur efendim. Zira bu memlekette çorba yapmayı bilen adam sayısı yöneticiden daha az. Eyvallah. Ali biraz duygusal ve mütevazi bir çocuktur. Paranın ve sermayenin ağırlığı altında henüz ezilmedi. Siz bakmayın onun aşçıydım, garsondum demesine. Aslında mimarlık okudu. Eğitimli bir çocuktur. Her şeye rağmen Ali Bey Köklüköy Holding'in yeni patronu. Yani yeni patronumuz. Bizler bu şirketi yönetirken saygıyla onun görüşlerine ihtiyacımız olacak. Aslında iyi bir aşçı ile iyi bir yönetici arasında ciddi benzerlikler vardır. Malzemenizi iyi seçmezseniz ikisinde de çuvallarsınız. Sizlerin de desteğiyle ben bu büyük sorumluluğun altından kalkacağım. Eyvallah. Peki o zaman yeni yönetim kurulu üyemize hayırlı olsun diyoruz. Ben de hepimiz adına Ali Bey'i tebrik ediyorum. Toplantı bitmiştir, sağ olun. Tebrik ederiz Ali Bey. Eyvallah, sağ olun.
yoksa biraz abarttım mı? Onunla arkadaş ol Sinan. Ya ben... Sen delirdin mi? Beto ne işin var burada? Saat 12 için randevu talep ettim. Siz de onayladınız Bulut Bey. Ben sana burada mı görüşelim dedim peki? Saat 12 Bulut Bey. Siz şirketten çıkış yapmayınca... Sen de burada pusuya yattın merdiven altında. Öyle mi? tamam çekil de geçelim. Sayın hocamızın dosyası. Sanırım Hipokrat yemini ederken bir ayağını kaldırmış Kazım Bey. Bıçak parası, sahte raporlar, hakkında açılmış görevi ihmal davaları. Hepsinden de yırtmış. Burada Bulgaristan'daki bir hesaba aktarılan ciddi bir para var. O parayla kendini hastane yaptırıyor. Bilin bakalım gizli ortağı kim? Ferman Köktükaya. Yarı yarıya. Amaç kara para aklamak. Çünkü gizliyorlar. Kısmetliydik lan Rıza. Eyvallah kaptan. Söyle müdür. Abi mailine birkaç tane dosya attım ya. Bakabilecek misin onlara ya? Sana zahmet. Şimdi bloktan dönüyorum. Sonra bakarım Ali. Başkan ihmal etme bizi be aman. Ya tamam bakarız. Şimdi işim var hadi. Geçti avda Ot Reis. Kısmetiniz kesik başkan. Görüyorsun kasanın halini. Rıza, malın yarısını Davut'a verin, yarısını pazara çıksana. Rıza, ekşi mi oğlum hemen? Adam çocuk okutuyor. Ne yapalım? Bırakalım da Boğaz'a trolle mi dalsın? Hadi. Tamam abi, öyle yapalım. Hele gel beri, gel beri, dola boynuna sar beni. Hele gel beri, gel beri, dola boynuna sar beni. Kız gadasına yandı mı lan? Ne oldu senin böyle suratın gırtkan, ha? Yok bir şey Elmas abla. Ha, var bir şey, var bir şey. Tabii o çıngıraklı yılan gılıklı kaynanan bir şey söyledi değil mi? Yok Elmas abla. O zaman pörtlek gözü soyka görümcem bir şey söyledi. Tabii biri diliyle biri gözüyle yediler seni de aldılar aralarına. Yazın ayrana kışın yorgana muhtaç kalsınlar inşallah yarabbim benim sen büyüksün. Boşuna beddua etme Elmas ablacığım konu onlar da değil. Ben boşuna mı söyleniyorum şimdi burada? Kız sen şöyle bir dön bakayım dön. Dön bakayım şöyle. Dön iyice şöyle dön 90 derece heh bakayım. Kız sen bana benziyorsun ya. Profilden ama. Bana da derler. Gülünce bir güzel oluyorsun sen derler. Kız şaka yapıyor.
Ay işte şöyle gül azıcık ondan yapıyorum sana şebeklikler burada. Öyle bıttırı zıttırı her şeyi hayatta takmayacaksın kafana kızım. Arada sırada böyle aman diyeceksin geçeceksin. Ha? Gül şöyle. De bakayım. Hadi Elmas ablan duysun. Aman! Aman! Aman işte bu. Hayat dedin ne ki yavrum? Şu hayatta böyle arada sırada aman diyeceksin. Alo Elmas Hanım, Elmas Hanım. Bırak çene suyuna çorbayı bak. Her taraf koku, yemek yanmış. Aman! Aman! Allah! Güveç, gitti, 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 gitti. Ya, Allah, Allah, Allah ya. Allah, Allah. Yanmış mı? Gibi tutmuş, yanmış. Allah. Bu senin pörtlek gözlü Soyka değil mi görüncen? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Rişat amcacığım. İyi misin? İyiyim. İşte bir günlük Ali ile yer değiştirelim dedik. Hangimizin hayatı daha kolay diye. Vallahi Ferman uyanık adam. Şimdi çocuklarını bana yetiştirtiyor. Ondan sonra da hayrını kendisi görüyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Nasıllar? İyiler mi? İyiler iyiler. Herkes işinde gücünde. Ben hamileyim diye beni çalıştırmıyorlar. Ben de sıkıldım. Melek'le bir kahve içelim dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Artık sen de çalışmasan keşke. İhtiyacınız da yok hem. Bebeğinle ilgilenirsin böylece. Sağ ol, ben alışkınım çalışmaya. Hadi geçin içeri, üşümeyin. Yok dayıcığım, biz biraz temiz hava alalım. Pekala, tamam. Hadi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. Niye geldin buraya? Seni götürmeye geldim, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Benim doktoruma. Hiçbir yere gelmiyorum seninle Sude. Niye? Korkuyor musun? O yanıma gideceğiz, bakacak kaç aylık diye. Böylece anlayacağız o çocuk Ali'den mi, Bulut'tan mı? Ben hiç kimseye hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim. Zorundasın canım benim. Çünkü ben senin hiçbir zaman masum olduğuna inanmadım, inanmayacağım da. Ayrıca kocamın çocuğunun bana hala demesini istemiyorum, tamam mı? Bu işi bir şekilde çözeceğiz. Çözmemiz gereken bir iş yok Sude. Bu çocuk Ali'nin çocuğu. Ha. Sen şimdi bana diyorsun ki ben senin hem kocanla hem de kardeşinle yattım. Üstüne bir de ikisinden de çocuk peydahladım. Ben de buna inanacağım, öyle mi? İster inan, ister inanma. Yeter ki benimle uğraşma artık. Çok beklettin mi? Yok otur. Usta bize iki durum. Anca bitti dersin. Nasıl gidiyor? Benim iyi de senin ne bu suratın? Canım sıkkın biraz Deniz. Hatta birazdan daha fazla. Sude ablayla mı takıştınız yine? Yok Sude ile alakası yok. Aman abi yine mi o kız? Sude abla hamile, her şey normale dönmeye başladı. Bırak artık Melek'in peşini. Köşke taşındılar Deniz. Bir de hamile olduğunu öğrendim. Hem de benim çocuğuma. Abi ne diyorsun sen? Ali abi nasıl kabul edebilir böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Ali ya bilmiyor ya da birlikte bir şey planladılar. Ali'yi seviyorum diyor. Çocuk Ali'nin diyor. Ama eğer o çocuk benim çocuğumsa, eğer bana yalan söylediyse Deniz. Ben deli gibi sevdiğim kadından nefret etmeye başladım ya. Ferman Bey gerçekleri bilsin istemiyor musunuz? Ali'nin gerçek annesine neler yaptığınızı anlatarak başlayabilirim.
Alo İbrahim. Şimdi beni iyi dinle. Bundan sonra Bulut Ocağı'nın attığı her adımı bilmek istiyorum. Anladın mı? Yaptığı her şeyi öğreneceksin. Evet, aynen öyle. Tamam. Efendim Sude. Anne. Ne oldu? Neredesin sen? Anne ben Melek'e gittim bugün. Doktora götürmek istedim. Eli ayağını dolandı. Yüzüme bile bakamıyor. Anne o kadın yalan söylüyor. Çocuğunu düşürmedi. O kesin Bulut'tan o çocuk. Ah Sude ah. Ne yapıyorsun kızım sen? Ne işin var senin orada? Bak bu böyle olmayacak. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa her şeyi öğreneceğim, tamam mı? Sadece senden bir tek şey istiyorum, sakin ol. Bebeğini düşün. Tamam mı Sonucuğum? Tamam. Tamam canım, hadi görüşürüz. Dayan bebeğim. Dayan, tamam mı? Ben senin için ilaçları birden kestim. O yüzden böyle oldu. Birazcık dayan bak, bir hafta daha. Göreceksin. Annen çok güçlü olacak. Tamam mı? Tamam hadi ya, sıkma canını. Sen de olmasan ne yapardım ben? Hadi gel bırakayım ben seni. Yok abi, ben yakında arkadaşlarla buluşacağım. Görüşürüz sonra. İyi tamam. Al baba. Hayırlı işler. Alo. Hocanın dosyasını yolladık sana aslanım. Senden ses çıkmadı. Ben hazırım. Artık harekete geçme zamanı. Şimdi geliyorum oraya. Detayları konuşuruz gelince. Nilgün Hanım geldi, Zahid Hanım'la bahçede. Tamam. Çok iyi gördüm seni. İnan bir an bile çıkmadın aklımdan. İyiyim, iyiyim ben. Sahide seninle böyle karşılıklı konuşmak nasıl güzel anlatamam. Senin de emeklerin çok. Her şey için teşekkür ederim. Olur mu öyle şey, ne demek? Estağfurullah. Hoş geldin Nilgün. Hoş bulduk Ekrem Bey. Ekrem Bey, ben her şey için, yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi sıra Şahik Hanım'da. Hazır mısın? Hazırım. Ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Güzel. Nevzat Bey'le görüşmek istemiştim. Randevunuz var mıydı? Evet. Şahika Köklükaya. Evet, bekliyordu sizi. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba Nevzat Bey. Telefonda konuşmuştuk. Buyurun, hoş geldiniz. Daha önce söylemiştim size.
Ben Melek Yılmaz'ın, yani Melek Yavuz'un kayınvalidesiyim. Gelinim sizden çok bahsetti. Yani bilseniz ne kadar sevindik hamile olduğunu duyunca. Tahmin edebiliyorum. Sizin şikayetiniz nedir? Şikayet değil de aslında ben sizden bilgi almak için geldim buraya. Ne gibi? Gelinimin bebeğinin kaç aylık olduğunu öğrenmek istiyorum. Anlamadım. Neden gelinize sormadınız? Bakın, aslında pek sıkı fıkı değiliz. O yüzden de doğrudan size gelmeyi tercih ettim. Anlıyorum. Ama hasta mahremiyeti bizim için çok önemli, biliyorsunuz. Tabii. Elbette. Nevzat Bey, Köklükaya Holding'in kaç tane hastanesi olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer isterseniz bizim hastanelerden birinde çalışmanız için elimden geleni yaparım. Çok teşekkür ederim. Benim çalıştığım hastaneler var. Elbette. Ama bu işler belli olmaz, öyle değil mi Doktor Bey? Neyse, aklınızın bir köşesinde kalsın yine de. Melek Hanım'ın dosyasına bakmanızı rica edeceğim sizden. Bakın, ayağınıza kadar geldim Doktor Bey. Beni boş çevirmeyin lütfen. Anladığım kadarıyla buradan bilgi almadan gitmeyeceksiniz. Evet, aynen öyle. Peki. Melek Yılmaz değil mi? Melek Yılmaz'dı, şimdi Melek Yavuz oldu. Tamam. İşte burada. Son gördüğümüzde 4 haftalıkmış. En son geçen hafta gelmiş. Yani 5 haftalık hamile. Tamam. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Çok yardımcı oldunuz. Rica ederim, iyi günler. Alo, Ali Bey. Az önce Şahika Hanım buradaydı. Aynen istediğiniz gibi söyledi. Ama daha fazlasını yapamam. Sağ olun Doktor Bey. Hanımefendinin merakını giderdiğiniz için ayrıca sağ olun. Testler için geleceğiz. Görüşürüz. Başkan! Geldim müdür, geldim. Unuttun bizi ya. Yaşlanmadık lan daha. Ne yaptın, bakabildin mi? İnceledim biraz. Neyse, yukarıda konuşuruz. Aç mısın? Ne yedireceğim? Hadi geç, geç. Kısmetinde ne varsa onu yersin. Şu Azerbaycan'daki kayak merkezi dikkatimi çekti. Ortaklık yapılan şirkete yüklü miktar para aktarılmış. Fazla oğlum bu para. Boğaz'da köprü mü yapıyor bunlar? Abi teminat olarak vermiş işte ya. Sen buradan ne çıkardın ki? Oğlum, taşeron firma Rus. Ve ekipmanı Rusya'dan getirecek. Ne gerek var? Güvenilmez mi? Bu zamanda büyük risk. Benim tanıdığım Bulut böyle bir riske alacak adam değil. Niye riske girer ki? 2 seçenek var. Ya Bulut paraları gözden çıkardı, fermana zarar vermek istiyor. Ya da Rus firmayı kendi adamlarıyla kurdu. Yani paraları hiç mi ediyor diyorsun? Bilemem. Ne güzel, kafamız rahattı be. Sen benim başıma bela mısın? Biz de kurtlandırdın, iyi mi? Bir kere girdin artık bu işlere abi. Yarı yolda bırakma bari bizi. Hadi hadi. Kendin yaptın, yemiyorsun. Thank you.
Alo. Ha, şimdi beni sakince dinle aslanım. Peşinde biri var. Bizim mekanda durma, devam et sen. Kimmiş peşimdeki? Kurtulalım konuşuruz. Şimdi sen bizim mekanı geç. Sonra sağa sağa dön, oradan paralele geç. 100 metre ileride bizim çocukların kahvesi var. Arabayı caddeye park et, kahveye gir ve arka kapıdan çık. Tamam. Efendim İbrahim, bir şey buldun mu? Efendim, Bulut Bey bir kahveye girdi. Giriş o giriş. Ne demek bu İbrahim? Yani bayağıdır içeride, hala çıkmadı. Canım ne yapıyor bu içeride? Girip bir baksana içeri. Aptal mısın sen İbrahim? Şahika Hanım, arabası hala burada. İçeride ne yapıyor bilmiyorum. Beni bir daha bilmiyorum diye arama. Bilgi vermek için ara. Hadi hangi cehennemdeyse bul onu. Bana 2 tane adam lazım. Ne yapacaksın adamı? Harekete geçiyoruz işte. Yarın hesap zamanı. Biraz acele etmiyor musun aslanım? Vaktim yok benim. Peki. Eto. Buyur abi. Yarından sonra Bulut abinize göz kulak olacaksınız. Yanına bir adam daha. Ne derse yapacaksınız, tamam mı Aslı? Olur abi. Bulut Bey, Ali Bey bazı para transferlerini durdurmuş. Ne demek durdurmuş? Bankayla görüştüm, talimat vermiş, limit koydurmuş. Sağ ol. Sen kapıcı alır içeri girerken. Madem her şeyin raconunu çok iyi biliyorsun, o zaman sana hatırlatayım. Ben hala bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım Ali. Beni denetlemeye hakkın yok. Ben de seni hatırlatayım o zaman. Unutmuş olabilirsin belki. Ben de bu şirketin yönetim kurulu asli üyesiyim. Soru sorma hakkım baki. Tamam sor. Sor, ne sormak istiyorsan sor söyleyeyim. Tamam. Sen istedin. Azerbaycan'daki kayak tesisi. Taşeron Rus firmayla yaptığın sözleşmeyi inceledim. Adamlar teminatlarını yerine getirmedikleri halde biz niye bu kadar yüksek miktarda para ödeme telaşına düştük? Anlamadım. Aklınca açık mı yakalamış oldun yani? Rus firmayı ben araştıracağım bundan sonra. Güvenmeden para transferi yok. Ama bak, bu işler böyle yürümüyor. Sen işi bilmiyorsun. Enişte öğreniyoruz işte biz de işi. Ne yapalım? Sen öğreteceğim, biz öğreneceğiz değil mi? He? Baksana sen bana. Babamın halkla ilişkiler müdürü olarak falan mı atacağını düşündün beni? Hı? Bundan sonra işin biraz daha zor. Söyleyeyim. Sinan neredesin? Bu adam niye kurcalamaya başladı kayak tesisi işini? Nereden çıktı durup dururken? Ya bırak Sinan. Ben sana gözüm bu herifin üstünde olsun demedim mi? Bak Ali'ye birisi akıl veriyor. Bul onu.
Güzel karım. Ben çıkıyorum şimdi. Sen ne yapıyorsun? İşin bitmedi mi? Yok, daha bitmedi. Ne oldu ki? Yok ya, öylesine sordum. Tamam. Beni mi özledin kız yoksa? Ali. İyi, tamam tamam. Utanıyorsun sen, çekiniyorsun. Ne diyeyim ya, tamam, üzerine gelmiyorum. Ben de özlediğim dediğin günler gelir inşallah. Melek, ne diyeceğim be? Sen beni bekleme, geç eve. Ben biraz geç gelirim. Taksiyle geç ama, otobüslerde sürünme. İyi, peki, tamam. Görüşürüz. Çiçekler hazır abi. Tamı tamına 50 gülle yattım Demet. Normalde 400. Sen 300 ver yeter. Eyvallah kardeşim. Sen kaça kadar açıksın burada? Yarım saati kapatırım tezgahı. İyi, neyse o zaman, tamam ya. Para çıkışmadı ya. Yetişemeyiz ki şimdiden sonra da. Tamam, neyse artık. Ya çıkıştığı zaman verirsin be abim. Dert etme, geçerken bırakırsın. Nerede çalışıyorsun sen? Ben lokantada çalışıyorum. Lokantada çalışıyorum da. Neyse, tamam ya, eyvallah. Ben yarın gelir alırım olmazsa ya. Boş ver, tamam. Ya yengenin yanına eli boş gitme be abi. Al. Madem niyetlendin, al götür. Eyvallah be abi. Tamam. Sen şunu al da. Ama borcum olacak, tamam mı? Ödeyeceğim. Eyvallah. Bir dakika bekle, ben de çıkıyorum. Seni belli bir yere kadar götürürüm. Sen nereye gidiyorsun? Ben arkadaşlarla liseliler toplantısına gidiyorum. Her senenin bir günü yapıyoruz bu akşam. Kızım al bunu. Sarma var bunun içinde. Alimin önüne koy yesin, çocuğum aç kalmasın benim. Sen de buralardasın, kim ilgilenecek ondan? Sağ ol Elmas ablacığım da koca köşte Ali hiç aç kalır mı? Kalma mı? Kalır canım. Allah Allah. Koca köşkte çok ağa olur. Sen A, ben A, bu ineği kimse A. Aha! Nerede? Kim koyacak onun önüne iki tas yemek? Hadi, hadi gidin gari, hadi. İyi, tamam, gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Vay! Patron, tabanca gibi olmuşsun bakıyorum sende maşallah. Ha? Su kuşu seni. Elmas, bizden olsa olsa bu saatte kuru sıkı olur. Yok canım, sende. Allah Allah. Patron, ne diyeceğim bak. Sen bir kumaş al gel de ben sana diyorum yeni takım elbise dikiverin. İyi, tamam. Yani ne bu böyle dedemin garaj şalvarı gibi olmuş giyle giyle bu? Tamam, dikersin. Hadi kızım, gidelim. Görüşürüz Elmas ablacığım. Hadi, hadi. Geç bakalım. Selametle gidin, gelin hadi. Nereye böyle Ferman Bey? Bizim mezunların yemeğine. Kurtulamadın şu arkadaşlarından bir türlü. Vera, bana içecek bir şeyler getir. Hemen. Ali'nin çocuğu. Ne olur artık rahat. Hani hiç kimse hiçbir şey ispatlamak zorunda değil. Gözümüz aydınlığında. Artık bir bebeğim yok. İkinizin de yüzünü görmek istemiyorum. Bu çocuk Ali'nin çocuğu. Bu çocuk Ali'nin çocuğu. Aydın sürdü. Artık bir bebeğim yok.
Ben hiç kimseye hiçbir şeyi ispatlamak zorunda değilim. Ne olur artık rahat bırak. Şaşıracakmış o. Çok şaşıracak. Doğum gününü unuttum zannediyor. Benden başka kimsesi yok ki ya. Garibimin ne yapsın? Üzüldü eve geç deyince. Efendim Sude? Alo anne. Anne ben çok kötü bir şey yaptım. Ne? Ne yaptın? Anne ben Meleğe çarptım. Meleğe mi çarptın? Ne diyorsun sen Sude? Neredesin şimdi? Melek nerede? Anne bilmiyorum bak. Gerçekten istemeden oldu. Ben nasıl yaptığımı bilmiyorum anne. Anne bilmeyerek oldu. Nereden girdik şu trafiğe ya? Allah Allah! Hadi be kardeşim ya! Hadi yürü, yürü, yürü! Ulan el kol yapma bana oradan! El kol yapma! İnerim aşağı! Lan! Ulan gösterirdim ben sana. Acelem olmasaydı ben sana gösterirdim de. Melek! Melek iyi misin? Bir şey söyle lütfen. Melek üstüme sürdün değil mi Sude? Bilerek yaptın değil mi? Alo Melek, ne haber kızım ya? Şey diyeceğim ben sana, çok kötü trafikte kaldım. Sen direkt eve geç, üstünü başını giy. Hazırlan, süslen falan, dışarı çıkalım bugün. Yemek falan yeriz belki ha. Çok kötü trafikteyim çünkü, yetişemeyeceğim ben sana ya. Tamam mı? Ali bana araba çarptı. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Ne diyorsun kızım sen? Sen ne diyorsun? Neredesin? Alo. Ali Sude ben. Bir kaza oldu. Ben nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi Meleği hastaneye götürüyorum. Tamam mı Sude? Hangi hastane? Hangi hastane? Bizim hastaneye. Maslak'taki. Tamam hemen geliyorum ben ya. Hemen geliyorum. Melek nasıl? İyi mi o? Bebek nasıl? Yanımda oturuyor şu an. İyi galiba. Tamam çabuk yetiştir Sude onları. Ne olur bir şey olmasın. Bebeğim ve Meleğe bir şey olmasın. Hadi. Tamam mı? Hemen geliyorum ben yoldayım. Tamam. Tamam. Melek dayan Melek lütfen. Lütfen.
Cümleten merhabalar. Afiyet olsun. Eyvallah. Gel Ferman, gel. Yerin hazır, gel. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Vallahi yüzüne kan gelmiş ya. Ha? Maşallah de Reşat, maşallah de. Geçmiş olsun Ferman kardeşim. Sağ ol ustacığım, sağ ol usta. Yani şimdi kalkıp buralara kadar geldiğine göre maşallahın var demek Ferman. Geldik, geldik de işte boşa zaman kaybı Reşat. Yaşlar 60'a gelmiş ama gözlerde hala bir haset. Ya takılma be kardeşim. Hem ne dedik? He, ne dedik? İki elimiz kanda da olsa senenin bir günü buraya geleceğiz dedik. Dost da olsak, düşman da olsak. Sağ olasın. Ben almayacağım. Sen bana nane, ıhlamur gibi bir bitki çayı ver. Sude sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Ben bilerek yapmadım. Kaza oldum. Ben sizi gördüm. Kol kola yürüyordunuz. O seni çocuğu taşıyordu. Ben kendimi kaybettim. Sen delirdin. Gerçekten delirdin artık. Üstüne gitme daha fazla. Halini görmüyor musun zaten? Anne gerçekten kazaydı. Ben frene bastım. Bastım frene. Araba durmadı. Bilerek yapmadım. Tamam kızım tamam. Sakin ol. Ah be kızım. Kaç defa söyledim sana şu ilaçlarını bırakma diye. Hep bunlar ondan oluyor. Hep. İyi tamam, nerede Melek şimdi? Şey, odada. Odada beni içeri istemedi. Bulut lütfen bana kızma, gerçekten kazaydı. Nerede Kerem, iyi mi? Heh, bebeğim nasıl, iyi mi? Ne olmuş hadi söyleyin. Ya konuşsanıza, nerede Kerem? İçeride muayene oluyor. Nasıl olmuş, kim çarpmış, çabuk söyleyin. Araba sıyırmış. Ya, önemli bir çarpma falan değil. Yani telaş edecek bir şey yok, sakin ol lütfen. Hadi gidin siz, tamam. Ben beklerim, tamam girerim şimdi içeri. Hadi, hadi, hadi. Tamam siz gidin. Gidin, ben beklerim karım, hadi. Hadi. Hadi kızım, gidelim biz. Hadi yavrum, gel. Ali. Nasıl Kerem doktor? Melek Hanım gayet iyi. Belinde ve bacağında ezilme var. O da düşme kaynaklı zaten. Başına da ufak bir darbe almış. Çocuk nasıl? O da gayet iyi. Geçmiş olsun. Çok korktum ya. Size bir şey oldu diye çok korktum. Nasıl oldu? Kim yaptı bunu Melek? Köşke yürüyordum. Otobüse bindin, değil mi? Kızım sen niye taksiye binmiyorsun ya? Ben sana laf anlatamıyorum Melek. Niye otobüse biniyorsun sen ya? Kim çarptı sana? Ha? Çarpıp kaçtı mı yoksa? Yok, kaçmadı.
özür diledi benden. Biz hallettik aramızda Ali. Nasıl hallettiniz lan? He? Olur mu öyle hallettik kızım? Çarpıp kaçmış işte sana. Hastaneye bile getirmemiş seni dingil ya. Allah'tan Sude görmüş de o getirmiş seni. Sude yoldan aldı değil mi seni? Kızım konuş, cevap ver. O... yoktu ilk başta. Yani o işte... sonradan geldi. Bana bak, sen bir şey mi gizliyorsun benden? Uzaklara bakıyorsun, he? Bana doğruyu söyle Melek. Yok, gizlemiyorum. Kazaydı işte Ali. Köşke gidiyormuş o da. Kim köşe gidiyormuş? Melek kim çarptı sana? He? Söyle ya. Sude mi kullanıyordu arabayı? Söyle. Söyle. Ya ölseydi? Ha? Ya ölseydi? Ya düşünmek bile istemiyorum. Yarın derhal ilaçlarına başlıyorsun. Doktorunu dinleyeceksin. Araba kullanmanı da yasaklıyorum artık. Demek ki öfkeni kontrol edemiyorsun sen. Ya daha kötü olabilirdi her şey. İnşallah çocuğa bir zarar gelmemiştir. İnşallah. Acı çocuk Ali'den. 5 haftalık hamileymiş. Nereden biliyorsun? Hanımefendinin doktoruna gittim. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum sana Sude. İnanamıyorum. Bundan sonra ondan şüphelenmeyi de bırak artık. İnşallah çocuğa bir zarar gelmemiştir. İnşallah. Eğer öyle bir şey olursa... babanla da Ali'yle de uğraşmak zorunda kalırız, haberin olsun. Ali'nin değil o çocuk. Sude çarptı, evet. Nasıl Sude çarptı ya? He? Sana nasıl Sude çarptı ya? Bana kazaydı de Melih. Kazaydı de, hadi de. Ali, söyledim sana, kazaydı, evet. Kaza değildi. Kaza değildi. Bilerek çarptı değil mi sana? Ha? Hamilesin diye sana bilerek çarptı. Söyle Melek bana, doğruyu söyle, açık konuş ya. Ali, bu söyle. Değildi. Nasıl ilk değildi? Nasıl ilk değildi? Söyle. Öyle. Ha? Kızım konuşsana ya. Söyle. Ne yaptı sana başka? Bunu da o yaptı. Sonra da hamile olduğumu öğrendiğinde... silah zoruyla kaçırdı beni. Sana söyleyemezdim. Silah dayadı, tehdit etti. Hani yanına gelmiştim ya. Hastaneye yetiştirmiştim beni. O gün işte. Sen iyi misin şimdi? Hı? İyiyim. İyiyim. Bundan sonra ben varım, tamam mı? Thank you.
Ben melamet hırkasını kendim giydim tenime. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Ah Haydar Haydar taşa çaldım kime ne. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Ah Haydar Haydar taşa çaldım kime ne. Neksimliğe sordular ki yarın ile hoş musun? Hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne? Ah Haydar Haydar, o yar benim kime ne? Hoş olayım olmayayım, o yar benim. Haydar Haydar, o yar benim kime ne. Hay ağzına sağlık be Reşat. Ağzına sağlık vallahi. Kulağımızın pası silindi kardeşim. İyi akşamlar Reşat. İyi akşamlar arkadaşlar. Güle güle, güle güle. İyi akşamlar. Tıraşa geldiğinde dayıyorum üstüreyi boğazına. Yine söyletemiyorum kardeşim ya. Canımıza susamadık Mustafa. Söyleyelim de sonra bizi kes değil mi? Ölüyor diyorlardı. Kefeni yırtmışsın Ferman. Yedi canlıyım Ekrem ben, yedi canlı. Öyle kolay kolay ölmem. Oğlum da izin vermedi ölmeme. Ciğerini verdi bize. Ne yapsın çocuk? Anasına yaptıklarını bilse derdine düşer miydi babasının? Dayısının da gönlü el vermiyor her şeyi anlatmaya anlaşılan. Sen delikanlılığında da böyleydin Ekrem. Hep sevenlerin arasına girerdin. İşte can çıkmayınca huy çıkmıyormuş. Yaşın kemale ermiş ama yüreğin değil. Şimdi de utanmadan oğlumla benim arama girmeye çalışıyorsun. Yakışıyor mu sana? Girseydim oğluna yaptığım pislikleri anlatırdım Ferman. Ekrem bak ben kefeni yırttım ama o yırttığım kefenin içine sokarım seni. Lafını bir daha bırak. Bap. Ne oluyor ya? Ayıp değil mi ya? Koskoca adamlarız ya. Allah Allah. Her ne hesabınız varsa bundan sonra cehennemde hesaplaşırsınız. Başıma iş çıkartmayın benim şimdi. Ben zaten sizin yüzünüzden kız kardeşimden oldum. 20 yıldır anlamadım gitti. Neyin peşindesiniz arkadaş? Sanki giden geri gelecek. Gül almışsın bana. Demek biliyordun doğum günü. Ereçel yapmayacağız kızım o günden. Biliyorduk tabii. Günümüzün içine ettiler ya. Ali sakın. Ne olur köşke gidince sorun çıkarma tamam mı? Hatırım için lütfen. Melek seni kimse üzemez. Ha? Üzebilir mi? Üzemez. Yanlış yaptılar. Seni kimse üzemez.
Nerede o? Sude nerede? Ali. Sude çık ortaya. Ali, sakin ol ne olur. Sen nasıl kardeşsin lan? Bir dakika çekil. Ne oluyor Ali ya, ne oluyor? Sen nasıl kardeşsin? He? Nasıl böyle bir şey yaparsın Sude? Üstüne araba sürmek ne demek? Amacın ne senin? Ne yapmak istiyorsun? Ali o da hamile, ne olur ne olur yalvarırım. Sakin ol. Sen de hamilesin. Kızım sen de hamilesin, sen de. Sen de hamilesin, o da hamile. İkiniz de aynı durumdasınız. Sen ne yapmak istiyorsun? Anlamıyor musun hiçbir kadının halinden sen ya? Ne yapıyorsun? İsteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadım ne demek ya Sude? He? Arabayla ne yapayım? Ezecek misin sen kızı? Ne yapıyorsun? Öldürecek misin? Bana bak, sen iyice kafayı yemişsin Sude. İyice kafayı yemişsin. Yeter artık Ali. Bağırıp durma. Yeter. Sen karışma. Sen karışma sakın. Ali yeter. Ne olur sakin ol. Çekil. Bana bak. Bana bak. Kızım sen manyak mısın? He? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ulan bu benim karım, karım. Bağırıp durma dedim sana. Yeter. Karım karım deyip duruyorsun. Bu kadın kim biliyor musun sen? Bu kadın kim? Ha? Bu kadın... Servet avcısı. Evet, biz servet avcısı. Sen nesin Şayka? Sen nesin, bana bir söylesene ne olduğunu, söylesene bana bir. Ha? Anne. Dur. Bana bak. Laflarına dikkat edeceksin bundan sonra. Seni son kez uyarıyorum. Ben bu kadınla evlendim. Ben bu kadına aşık oldum, o da bana oldu. Sevdik biz birbirimizi. Şimdi de burada yaşıyoruz, var mı? Anne. Ha? Eğer bir daha bu kadının kılına zarar gelsin, yemin ederim bu evin içinde sizinle beraber bu evi yakarım. Ali, ne anladın mı? Ne oluyor burada? Biri bana burada ne olduğunu söyleyecek mi? Ali. Şayka. Yok bir şey. Bir konu yanlış anlaşılmış. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz, tamam mı? Bir sorun yok yani. Ali gel buraya. Problem neyse konuşalım. Gel. Baba alacağız baba. Problem falan yok. Hallettik biz. Geçmiş olsun. Bebek nasıl? İyi birader, iyi ya. Bebek iyi. İyi olmayan biri var, o da senin karın. Anladın mı? Git biraz sahip çık ona. Ali. Daha fazla delirtmeden, daha fazla delirmeden sahip çık. Bir dur de. Yeter. Geç Melek. Gel buraya. Buyur abi. Zahide nerede? Dışarı çıkmak istedi abi. Biz de gideceği yere kadar bıraktık. Nereye gitti? Abi lütfen beni bir dinle. Ne yüzle geldin buraya? Ha? Bunca yıl sonra bir oğlun olduğunu mu hatırladın? Yoksa bir abin olduğunu mu hatırladın?
ağzı süt kokan bir evladı bırakıp giden anne benim için ölmüştür artık. Abi lütfen. Boşuna ağlama karşımda. Boşuna ağlama. Oğlun toprağa kapanıp dayı annem bunun altında mı diye sorduğu gün evet dediğim gün benim için sen öldün artık. Oğlun için de benim için de öldün. Boşuna o toprağı haşeleme. Geçmişi çıkartamazsın içinden. Çok geç artık Saide. Çok geç, çok. Dinlemedi bile beni. Hadi gidelim. Daha erken. Vakti geldiğinde o da anlayacak. Biraz sabret. Döndük dolaştık geldik yani buraya. Ha? Gel hadi gel. Melek biz seninle bir söz verdik. Sorunlarımızı, problemlerimizi bu bankta çözecektik. Şimdi bizim iki tane yolumuz var. Ya o evden çekip gideceğiz. Onların istediği olacak. Sindirecekler bizi. Ya da o evde kalıp savaşacağız. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Ben tek başıma işin içinden çıkamıyorum. Senin önerin ne? Ben o evde yaşamak istemiyorum Ali. Yani bebeğimiz için en doğru kararı düşünüyorsak köşkten vazgeçmemiz gerek. Tamam vazgeçelim. Ama şunu da unutma. Biz eğer oradan gidersek bebek Ali'nin değildi. O yüzden gittiler diyecekler. Adım gibi biliyorum. Zaten öyle düşünmüyorlar. Ya. Artık öyle düşünmüyorlardır. Nasıl? Bugün Nevzat Hoca'nın yanına uğradım da. Bil bakalım benden sonra kim gelmiş. Şayka.
bebeği araştırmış değil mi? Hmm. Sağ olsun Nevzat Hoca da tembihlediğimiz gibi yaptı, aradı beni. Bu ultrasonu göstermiş şahikaya monitörden. Bu çocuk 5 haftalık. Yani bizim çocuğumuzu 5 haftalık olarak bilecekler. Vallahi bunlardan korkulur. Ne bakıyorsun öyle? Oldu, rahatladın mı şimdi? Kızım sanki ben hep orada yaşayacağım yani. Senin aklın oluyor mu ya benim orada yaşayabileceğimi? Ha? Hepimiz değişiyoruz Ali. Benim hayallerim hiçbir zaman değişmeyecek Melek. Küçük bir kasabaya yerleşiriz ya seninle. Ha? Bebeğimiz de olsun, çekip gideriz buralarda. Hatta belki sığacık olur. Bizim oraya. Ha. Bebeğimiz de olsun, küçük de bir ev alırız oradan. Ufak da bir bahçesi olsa yeter. İçine koyarız bizim çocuğu. Orada oynar. Anıları da bilinir. Küçük fidanlar dikeriz belki. Dikeriz vallahi. Tabureleri, masaları hepsini kendimle yaparım. Sen mutfaktan bağırırsın yemek hazır diye. Belki küçük bir de lokanta açarız. Böyle ev yemekleri falan satarız. Açarız anasını satayım. Saffet Hoca'yı da alırız yanımıza. Saffet babayı. Gelir mi ki o? Neyse gelmezse de zorla getiririz canım. İstanbul'un karnı ağrısın. Babam hep öyle der. Ağrısın vallahi. Çocuğumuz da olsun. Çekip gideriz buralardan Melek. Daha durmayız. Biliyor musun? Babam düğüne gelmiş. Bulut'u da görmüş, babanı da görmüş, tanımış onları. Senin onun oğlu olduğunu biliyor. Ey be kızım ya. Evdeki deliler yetmiyormuş gibi sen bir de babana canını sıktın değil mi? Birbirimizden hiçbir şey saklamayalım, tamam mı? Eğer saklarsak işte böyle dengemiz bozulur. Tamam? Şu an konuşmak istemiyorum. Ama böyle yapma Bulut, lütfen. Bir şeyler söyle. Sen böyle konuşmayınca ben kendimi daha kötü hissediyorum. Bulut bak ben... çok pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. O kadın bu eve geldiğinden beri benim de huzurum kalmadı. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Ama yine de senin için sabretmeye çalıştım. Senin için, bebeğim için mutlu olalım diye. Ne olur sen de beni biraz anlamaya çalış lütfen. Kadar zor mu? Beni biraz anlamaya çalışmak bu kadar zor mu?
garibim Ali. Gelir gelmez iki günde üzdüler çocuğu ya. Ay vallahi nasıl bağırdı orada öyle ya? Yüreğim ağzıma geldi. Ama ben size ne dedim? Hı? Sude, Melek Hanım'ı kıskanıyor. Demedim mi? Dedim işte. Kız Veren, bu sefer haklısın galiba. E tabii ki de haklıyım. Ah, bir de ne dedim? Melek Hanım hamile. Demedim mi? Dedim. Ama siz bana güldünüz. Sude'ye kitabı verince güldünüz. Bak işte çıktı. Ay, tamam Vera. Sen artık bir sene konuşursun bununla ilgili. Sude Hanım evde iki bebek istemez tabii. İster mi hiç? Zavallı gelin. Bence de. Bu köşkte iki bebek fazla. Birisi gidecek. Ama bakalım hangisi? Bakalım hangisi gidecek? Fe subhanallah. Boş boş konuşma da önündeki niye? Ne? Haksız mıyım? Biz kalkalım artık, afiyet olsun herkese. Hadi Melek. Ne oldu? Yaramaz bir durum mu var? Yok, bir şey olmadı baba. Hadi gidelim. Peki. İki günde çocukları bezdirdiniz ya. Aferin size. Niye gelmedin lan akşam toplantıya? Dün gece denize gittim başkan. Yemeğimi gözümü kırpmadım. Tamam tamam, ağlama. Kooperatif kararlarını odaya astık. Gidince bir okuyun, yanlış olmasın. Ayıp ettin başkan. Mehmet. Ne işin var senin burada? Nasıl buldun burayı? Deli Mehmet dedim. Burayı tarif ettiler. Ali mi söyledi burada olduğunu? Yok. Birkaç yıl önce duymuştum zaten buraya yerleştiğini. Nasıl gidiyor balıklar? Boş ver şimdi balıkları. Başın yine belada mı? Yok korkma, bu sefer sana bela getirmedim. Öyle biraz dertleşelim dedim eski bir dost olarak. Eski bir dost olarak. Ama istemezsen gidebilirim. Madem geldin dinleyelim. Yine mi sen? Konuşalım abi. Konuşacak bir şey yok. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ama ben söylemedim. Dinlemedin beni. Bu bizim düğüne gelen kadın değil mi ya? Evet ya. Da biraz saçı mı değişmiş? Günaydın. Bakıyorum da Ali'yi kapılarda karşılıyorsun. Özlemişsin sanırım. Özledim tabii. Kıskandın mı? Seni de özledim. Nasılsın dayı? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hayırdır? Sen bugün
İşe gitmedin mi? Astın mı işi? Esasına bakarsan ben geç kaldım bugün işe de. Ama seni görünce şöyle canım güzel bir kahvaltı çekti dayı. Oğlum böyle ilk günlerden işe gitmemek olmaz. Senin bu saatte işte olman lazım. Niye dayı, niye? Kovacaklar mı beni? Ne yapacaklar? Hadi hadi, sen çay hazır mı onu söyle bana. Ya tamam da şimdi Ferman diyecek ki, al diyecek, Reşat'ın yetiştirdiği çocuk ancak bu kadar olur diyecek. Laf bize gelecek oğlum. Dayı vallahi umurumda değil, ne derse desin. Ben bugün sizinle güzel bir kahvaltı yapacağım ya. Boş ver. Hadi, hadi Melek. Hadi dayı. Hayatım boyunca bir adam beni sevsin diye bekledim. Uğraştım, didindim. Aynı evi paylaşmak, hatta evlenmek bile yetmiyor. Sonrasında o kaçmak istedi. Ama çözümü olmadı. Çünkü ben bırakmadım. Bırakamadım. Ölüyorum sandım. Böyle yalandan sarılınca bile ayağa kalkıyorsun. Koşacak gibi oluyorsun. Tökezleyip düşüyorsun. Sonrasında sürünmeye devam. Bak. Ne haldeyim. Ben onun için yaşamaktan vazgeçtim. Her şeyden. Herkesten. Bir karşılıksız aşk kaç yıl sürer? Bana mı soruyorsun? Hani bana böyle iyileşemezsin demiştin ya. İyi olmama nedenim bu işte. Mehmet, ben nasıl iyileşeceğim? Benim ilacım kaçıp gitmekmiş Sude. Görüyorsun halimi. Vazgeçtiklerimi. Kaybettiklerimi. Şimdi sen söyle. Ben nasıl iyileşeceğim? Akrabaymışız Nazlı teyze. Hatırlıyorum seni. Çok güzel bir bebektin sen. Hiç üzmezdin anneni. Annem, güzel annem derdin hep. Uzak akraba olsak da çok sık görüşürdük o zamanlar. Annen... Annesi ölünce biz de birbirimize emanet yaşadık yıllarca. Nazlı. Öldü demek. Siz bilmiyor musunuz öldüğünü annemin? Dayı siz ne zamandır görüşmüyorsunuz Nazlı teyzeyle? Yani şimdi herkes kendi dünyasına dalıp gidiyor be çocuk. Kimi hayasızlıktan, kimi vefasızlıktan görüşemiyor işte. Akraba ayağı iyi ayak değil ama hadi hayırlısı bakalım. Çok güzel bir çift olmuşsunuz siz. İkinizi de tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Burada mı yaşıyorsunuz?
Yok. Babamın evinde yaşıyoruz. Öyle mi? Hı hı. Ferman Köklükaya. Evet. Tanıyor musunuz onu? Biraz. Annem bahsederdi. Tamam, biz kaçtık o zaman dayı. Gitmemiz lazım. Hadi bakalım. Çok memnun oldum tanıştığıma sizinle de. Sarılabilir miyim sana? Tabii, yeni sayılırım zaten. Resmiyete gerek yok. Bana da beklerim. Artık beraberiz zaten. Kısmet. Kısmet oğlum. Tamam. Dayı hadi eyvallah. Güle güle, güle güle. Görüşürüz. Güle güle kızım. Güle güle. Hadi bakalım Elmas Hanım. Şu içeride yemeklere bak da yanmasın. Mercimeği de orada ayıklarız. Olur, bakarık. Ne işin var burada? Yıllar sonra ortaya çıkıp ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım gitti. Oğlumu görmeye geldim abi. Ali'mi görmeye geldim. Peki ne diyeceksin ona? Merhaba, ben senin annenim mi diyeceksin? Ya yüzüne tükürürse senin? Ya da seni kovarsa kapıdan? Ne yapacaksın o zaman? Bir odaya hapsettiler beni. 20 küsür sene. Dile kolay. Her gün ilaç verdiler abi. Uyuttular, uyuşturdular. Ceset gibiydim, anlıyor musun? Parmağımı oynatmaya, bir adım atmaya, bir kelime söylemeye mecal bırakmadılar. Yüzüne tükürülecek ne yaptım şimdi ben? Ha? Gelebilsem gelmez miydim oğlumu görmeye? Burada oturup sitem ettin öyle mi? Keşke arasaydın be abi. Sen burada sitem ederken kardeşin orada neler yaşıyordu? Keşke arayıp sorsaydın. Affedersin. Çok affedersin. Ben bunları bilmiyordum. Affedersin. 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 Gerçekten bilmiyordum. Öğrendin işte. Kim yaptı bunu sana? Bir dostumuzu kaybettik. İş kazası. Rapor lazım. Zaruriyet doğmasa böyle bir şey için sizi rahatsız etmezdik. Geriye dönük rapor yazmıyor. Beyler, lütfen terk edin burayı. Bakın sayın hocam, patronumuz çok değerli bir zattır. Basit bir iş kazası yüzünden hapse girmesini istemeyiz. Zaten Meftan'ın kalbi vardı. Altı üstü kalpten öldü yazacaksınız. Zor mu? Kalpten kaynaklanan bir ölüm değil bu. Değil. Olsa gelmezdik zaten. Bakın sayın hocam, ölen ölmüş. Siz de kalanlara yardım etseniz. Size olmaz dedim. Oysa zahmetinizin bedeli fazlasıyla ödenecek. 1 milyon lira. Yeter ki evet deyin siz hocam. Hayır beyler. Çıkın dışarı. Korkarım. Başka türlü ikna edeceğiz sizi. Buyurun sayın hocam.
üzerine örtmüş olduğunuz günahlarınızı bir dosyada topladık ki size lazım olursa faydalanırsınız. Burada cezadan kurtardığınız katiller, sahte adli raporlar, haksız yere hapse attırdıklarınız, aldığınız rüşvetler ve bazı ölen hastalarınızın adına açılmış banka hesaplardaki bolca sıfırlar. Bayağı günahkar mısınız? Çok yazık. Benden ne istiyorsunuz? O şirketi ihmal etmiyorsun değil mi aslanım? Hayırdır Ferman Köktükaya mı oluyorsun? Beni yanlış anlıyorsun. Seni kollamaya çalışıyorum be aslanım. Ben bir gireyim içeri. Saffet Hoca'yı bir yumuşatayım. Tamam mı? Bir kıvamı getireyim. Ondan sonra sen olmazsa kaş göz yaparım girersin. Şimdi durduk yere canını sıkmasın yine. Ters bir şey söyler falan. Tamam. Nasılsın baba? Bir selamını mı esirgiyorsun bizden baba? Meleğin bir suçu yok. Çok üzülüyor kız. Kahroluyor. Ben soktum onu eve. Durum bildiğin gibi değil. Babam şart koştu bize. Ölmek üzereydi eve. Eve gelmezseniz ameliyat olmam dedi. Biz de gitmek zorunda kaldık. Olayın özü bu. Senin ablanın yüzünden benim kızım keman çalamaz oldu. Baban parası neyse verelim de sus deyip karşıma dikildi. Ben bunları unutur muyum ha? Unutur muyum ben bunları sence? Haklısın baba, haklısın. Biz de unutmayacağız. Sen hiç merak etme ya. Teker teker soracağım o heriften bunların hesabını. Ya inan bana ya. Güven, vallahi birazcık güven. Düzelecek. Merak etme, düzelecek. Düzelecek, merak etme. Sakin ol. Tamam mı? Şimdi Kazım Bey, bankaya gideceğiz. Ve aynen konuştuğumuz gibi tüm paranızı bazı vakıflara bağışlayacaksınız. Hayır, bunu yapalım. Ben zaten hayırsever bir. Bir süre barış yapıyorum. Ulan. Kazım Bey, kimin parasıyla yapıyorsunuz bu bağışları? Sinirlendirmeyin bizi. Hadi. Gidelim. Bakın, ben bıraktım bu işleri. İsterseniz polise gidin. Her şeyin hikâre. Kafama silah koydular derim, sizi de suçlarım. Yılmaz. Kazım Bey torununu özlemiş. Görmek istiyor. Bu? Benim torunum. Bırakın onu. Onun hiçbir günahı yok. Korkar şimdi o çocuk. Sakin olun Kazım Bey. Torununuza zarar vermeyeceğiz.
Sadece biraz eğlendireceğiz parklarda. Bizden memnun kalacak, mutlu olacak. Ama her şey yolunda gidersin. Ne yapmam gerekiyor? Günahlarınızdan arınıyorsunuz Sayın Hocam. Yaptığınız bağışlarla birçok mazlumu sevindirmiş olacaksınız. Ben istemiyorum. Çay istemiyorum. Sen bana kahve getir Berem. Tamam. Efendim dinliyorum. Ne diyorsun sen? Kim yapmış bir, kim çıkarmış ortaya? Tamam, peki, peki, peki. Kötü bir haber mi aldın Ferman? Sude, yumurta yedin mi? Bugün yemesem midem çok iyi değildi. Ama her gün yemen lazım. Bebeğimiz için. Hadi. Bir sıkıntın var Ferman Bey? Hı? Yok, önemli bir şey değil. Siz yok diyorsanız, yoktur. Ben kalkayım. Görüşürüz, afiyet olsun. Köklü Kaya grubuna ait bir hastanede başhekimlik yapan doktorun sahte rapor yazmak, hasta yakınlarından rüşvet almak suçuyla 5 yıla kadar hapse isteniyor. Bu sıcak haberi size aktardıktan sonra gelişmelerle devam edelim. Çekme arkadaşım, çekme. Yazım Bey. Gerçekten yapar mısınız? Çekme arkadaşım. Yazım Bey, Ferman Köklü'nün bu işle bir alakası var mı? Yazım Bey, çekme hocam. Bir açıklama yapar mısınız Yazım Bey? Köklü Kaya Holding'in bu işle bir alakası var mı? Çekme arkadaşım. Yazım Bey. Ferman'cığım, seninle şöyle bir yürüyüşe çıkalım mı? Hı? Keyif yapılacak zaman değil Şayka. İşim gücüm var benim. Nilgün Hanım geldiler, Şayka Hanım. Kim? Merhaba Şayka Hanım. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Afiyet olsun. Buyurun, gelin kahvaltı yapalım. Siz şey değil misiniz? Şu teyzemin arkadaşı. Hadi afiyet olsun size biz kalkalım. Afiyet olsun. Güle güle çocuklar. Güle güle. Bir saniye, ben şunu anlayamadım. Siz Şahika'yla nereden tanışıyorsunuz? Söylemiştim ya Ferman. Nilgün Hanım sık sık vakfa gelir diye. Kardeşi de vardı. Ben Nilgün Hanım'a sordum Şahika. Şahika Hanım yıllarca bana çok yardımcı oldu ama... Sahi kooperatif işi nasıl oldu? Taşınabildin mi? Hayır, hala kredi ödüyorum. Bak, ne zaman başın sıkışırsa çekinmeden beni ara, tamam mı? Bir şey soracağım Nilgün Hanım. Yanlış hatırlamıyorsam siz annemin bir kardeşi olduğundan bahsetmiştiniz. Hayır hayır, öyle değil. O Nilgün Hanım'ın kardeşi. Öyle değil mi Nilgün? Sahi nasıl oldu kardeşin? Gayet iyi, çok şükür. Ay, çok sevindim. Geçmiş olsun. Hasta mıydı kardeşiniz?
Ya, yıllarca öyle bildik, evet. Ama sonra öğrendik ki doktorlar yanlış teşhis koymuşlar. Hatta Şahika Hanım da şahittir bu duruma. Evet, evet. Ama şimdi iyi değil mi? Evet, çok iyi şimdi. Affedersiniz, ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Vera. Nilgün Hanım'a yardımcı ol kızım. Anneciğim, sana ne oldu? Bir Betin benzin attı. Yok canım, ne alakası var şimdi? Kahve çok içtim ya, ondandır. Tansiyonum düştü herhalde. Bu kadın nasıl oluyor böyle çat kapı bu eve gelebiliyor? Aman canım, densizin teki işte. Yol yordan falan bilmiyor. Kaç kere söyledim halbuki ama. Anne biraz yavaş, kadın içeride. Tamam. Misafiriniz gitmiş Şayka Hanım. Bağışı Ferman Köktükaya adına yaptın değil mi? Evet evet, merak etmeyin. Güzel. Şahika Köklükaya hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Dilekçenizi alayım. Buyurun burada. Burcu, bana bir kahve getirir misin? Sinan, hadi bana güzel bir haber ver. Ali Bey'in mailini kırdırdım. Kimden akıl aldığı ortaya çıktı. Buyurun. Şu an beraberler. Sağlam bir açığını bulamazsan Ferman Köklükaya bu herife güvenmeye devam edecek. Baban ne yapsın? Eli mahkum adama. Ne mahkumu abi? Gel sen şu şirketin başına. Yanıma gel. Koskoca holdingi bu herife mahkum etmeyelim ya. Vay vay vay. Köklükaya holdingi burada kurtarıyorsunuz demek ha? Ali, ne yapıyorsunuz burada? Sen beni mi takip ediyorsun birader? Bulut, bas git buradan, belanı arama. Ali, bu adama güvenme. Sana mı soracağım ya? Hı? Sana ne? Madem artık yönetim kurulu üyesisin, o zaman öğren. Şirket bilgileri böyle olur olmaz adamlarla paylaşılmaz. Tamam başkan, dur. Başkan dur, tamam.
Tamam, tamam. Birader sen hadi git ya. Belanı başka yerde al, hadi. Hadi. Bak, eğer amacın Mehmet'i holdinge getirmekse unut. Biz oyun oynamıyoruz Ali. Ferman Bey sınanmışı sınamaz. Haberin olsun. Biz de oyun oynamıyoruz kardeş. Siz kim? İkiniz mi? Yok. Keyfimle kahyası. Mehmet'e iş teklif ettim. İkna etmeye çalışıyorum. İkna etmeye çalışıyorum ama sen löp diye geldin. Olmaz ki öyle. Ha bu arada artık Ferman Bey değil, Ali Bey. Patronun Ali Bey. O zaman kulağını aç, beni iyi dinle. Ben olduğum sürece bu adam şirkete adımını bile atamaz. Bu adama güvenme. Ali Bey. Eski Kundura fabrikasına gelemem. Hayırdır? Konuşacağız. Tamam, konuşalım. Geliyorum. Ali, nereye gidiyorsun? Gitmeni istemiyorum lütfen. Şuradan bir taksi çevirelim hemen sana. Ya Ali lütfen, gitmeni istemiyorum. Hani doğum günümü kutlayacaktık ama. Hadi kızım, hemen şu taksiye at da. Hadi. Zıpla. Ya Ali, seni bırakmak istemiyorum. Korkuyorum. Kızım niye korkuyorsun? Allah Allah. Melek hadi. Atla şu taksiye. Bak taksici seni bekliyor. Boştan yere bekletmeyelim adamı ya. Hadi hadi, uzatma hadi. Dikkat et ne olur. Tamam. Sen dur, arabayı bana bırak. Gidersin sen. Emin misiniz efendim? İsterseniz bekleyebilirim. Evet evet, ne diyorsam onu yap. Peki Bulut Bey. Rahatsız etmek istemezdim ama önemli olduğunu düşündüğüm için arıyorum. Bulut Bey biraz gergindi. Sonra Ali Bey aradı, görüşelim dedi. Beni de gönderdi. Nereye gidiyormuş? Eski Kundura fabrikasında. Tamam, geliyorum. Vera! Evet. Montumu getirir misin? Hemen. Thank you.
Şahika Köklü gayede mi? Bir saniye bekle. Şahika Hanım. Anne bu ne şimdi? Hayırdır birader? Senden bugün kurtuluş yok herhalde ha? Ne senin derdin ya? Konu ne? Konu Melek. Melek benden hamile. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Hı. Bunu herkes biliyor. Sen hariç. Sen de benden duy istedin. Lan bak. Senin o kıza ne çektirdiğini biliyorum ben. Nasıl yüzüstü bırakıp gittiğini de biliyorum. O yüzden sus. Şansını daha fazla zorla. Biz Melek'le birbirimize gönül verdik. Omuz omuza verdik, kalktık ayağa. Tüm geçmişimizi sildik. Sıfırdan tertemiz bir hayata başladık lan. Yuva kurduk biz, yuva yuva. Allah da bize bir tane çocuk nasip etti. Derdin ne senin? Ali bak. Ben de sildim geçmişi. O konu benim için kapandı artık. Endişen olmasın. Ama o çocuk benim. Ve o çocuğu size bırakmayacağım. Lan oğlum sen laftan anlamıyorsun. Ha? Çocuk benim çocuğum benim. 5 haftalık bu çocuk anladın mı beni? Ha? Bir daha Meleğin adını sakın ağzına al. Yemin ederim seni bitiririm. Sakın yeter lan! Ne oluyor burada?